hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da İstanbul'un güzel bir ilçesinden sizlere sesleniyoruz efendim. Bugün Eminönü'ndeyiz. Yine birbirinden özel konu ve röportajlarımız olacak. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kişiye denerler aşıyı. Ölmediyse demek ki bunda bir sağlık vardır. Kişiler anlatıyor. Ama çıkacak mı çıkmayacak mı onu bilmiyorum. Buradan Malatya Spor'a başarılar diliyorum. Eğer ölüyorsa bilsinler ki komplesi kökten gidecek. Ondan sonra da ne Türkiye topraklarında her istediği kişi de elde edebilirler. Vallahi korkulmamalı. Ben denemek isterim yani. Deneyim ben deneyim ondan sonra herkes denesin. İşte neyin ne olduğunu bilinmiyor şimdi. Yani nereden geliyor bu aşı? Ne olacak? İsminizi öğrenebilir miyim? Tolga. Koronavirüsle ilgili biliyorsunuz gündemde aşı var. Bir kesim ben aşı olmam diyor, bir kesim aşıyı sakıncalı bulmuyor. Bence şöyle bakılırsa yani Türkiye geneline bakılırsa aşıyı yapmamalarını tercih ediyorum. Çünkü şu şekilde aşı yurt dışından geliyor. Zaten bu koronavirüs de yurt dışından geldiğine göre ben tercih etmiyorum. Çünkü o ilaçlarda ne karışıldığını kimse bilemiyor. Örneğin diyoruz ki sağlığımız. Halbuki o zaman insan sağlığını da yıkabilir. Ben onun için tercih etmiyorum. Düşünmem. Mecburi olsa da şunu, herkes ölümü göze alıyorsa mecbur olduğundan dolayı da herkes yapmalı. Ama şöyle yapabilirler. Önce bir 50 kişiye denerler aşıyı. Ölmediyse demek ki bunda bir sağlık vardır. Eğer ölüyorsa bilsinler ki komplesi kökten gidecek. Ondan sonra da ne Türkiye topraklarında her istediği kişi de elde edebilirler. Örneğin Azerbaycan'a yapılan bir zat ilaçlarla da Türkiye'de de yapılır. Bunu da biliyorum. Bunu da bir zat böyle söylüyorum. Umarım şöyle diyorum. Türkiye geneline bakılırsa ilaçları inneyi yapmamalarını tercih ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Asıl biz teşekkür ederiz. Var mı başka eklemek istediğim şey? Eklediğim şudur. Malatyalılara başarılar. Malatyalı mısınız? Evet, Malatya. Neresinden? Battalgazi. Zaten hep yakınlarım hepsi Malatya'da. Aşıyla ilgili bir kesimin olumlu baktığı, bir kesimin olumsuz baktığı bir durum söz konusu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Aşı mı? Ya bence aşının herkesin vurulması gereken bir şey ya. Madem düzeleceğiz, vurulmamız gerekiyor yani. Yan etkileri neler bilmiyorum ama bence vurulması gerekiyor yani. Çünkü insanlık namına tabii ki de yani sonuçta geçtiğimiz dönemlerde virüsler oldu. Sadece bu koronayla alakalı bir şey değil yani. Son dönemin en büyük virüslerinden bir tanesi olabilir ama insanlık namına düzelecekse bu olunması gereken bir şey yani. Yüzde oranı bakımından %97 deniyor ama ben açıkçası vurulurum yani. Tabii canım. Hani çevremdekilere de vurulmasını öneririm yani. Neden önermeyeyim ki? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuya? Ben de düşünüyorum. Vurulurum yani. Evet. Tabii ki. Allah'a emanet olun. Yıl başında mutluluklar diliyorum. Nice senelere başarılar. Dursun Duman. Nerelisiniz? Malatyalıyım. O zaman buradan Malatyalılara ve Malatyalı hemşehrilerinize bir selam. Bütün öncelikle rahmetli Özal'ın ruhuna her gün her akşam okuyorum. Öncelikle sevgili eski Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı, hürmetlerimizi bütün Malatyalılar olaraktan Allah rahmet eylesin diyorum. Ondan sonracıma bütün Malatya'daki dostlarımıza, Pötürge Tepağan'daki dostlarımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı Nemrut'a da gönderiyoruz. En güzel günler sizlerin olsun, mutlu olun diyorum. Gündemde aşı var. Şimdi bir kesim aşıya karşı, bir kesimde aşıya olumlu bakıyor. Siz hangi kesimdesiniz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Gerçek bilim adamları bu aşıyı bulursalar çok iyi. Ama dünyada bir politika dönüyor. Büyük bir politika dönüyor. Herkes diyor ki Çin diyor ben buldum diyor. Rusya diyor ben buldum diyor. Biz diyoruz biz bulduk. Orası diyor Almanya diyor ben buldum. Yani insanlar böyle bir tuhaflaştılar. Yani kimse kimseye güven yok. Bulundu mu, bulunmadı mı bu kadar millet yani işsiz. Sokağa çıkma yasakları başladı.
İnsanlar doğalgazını, elektriğini, suyunu veremeyemek durumuna gelmiş. Yani ben bu aşı olaylarında artık kafam biraz karıştı. Pek güvencim kalmadı bu aşı olaylarına. Yani siz aşı olmam diyorsunuz. Ya aşı olurum. Yani herkes olacak aşı. Olmayacak diye bir şey yok ama yani aşı çıktı mı çıkmadı mı belli değil yani. Bunlar herkes bir şeyler anlatıyor. Ama çıkacak mı çıkmayacak mı onu bilmiyorum. Buradan Malatya Spor'a başarılar diliyorum. Yeğenim Burak Uygur'a da dünya şampiyonu oldu. Karate'de Burak Uygur. Tabii kendisi dünya şampiyonu oldu. Kız kardeşi de Balkan şampiyonu oldu. Malatyalılara buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah hepimizi kazalardan, belalardan, nüsibetlerden, bu pis hastalıklardan korusun. Saygılar diyorum bir Malatyalı olaraktan. Ya devletimiz uygun gördüyse, yani buna ilgili ne diyelim yani? Onlar bir uygun gördüyse biz de tabii ki aşımız oluruz yani. Şimdi bir kesim korkuyor, bir kesim olurum diyor. Siz hangi kesimdesiniz şu an? Tabii ki oluruz yani. Niye olmuyor? Olmayı tercih ederiz. Sıcak bakıyorsunuz aşıya. Evet. Yani. Sağlığınız her zaman iyidir. Bence de iyidir yani. Peki insanların bu kadar çok ürkmesinin sebebi sizce nedir? Onu bir bilgim yok pek. Ama olurum ben şahsen yani. Bilmiyorum. Yani sonuç itibariyle demin de bir şey söylemiştiniz. Kızamık aşısı var. Ha, o daha önce kızamık aşısı bundan işte ipo gibi bilmem diğer aşılar gibi bunlar vurunduysa, millet bu iş aşıyla ilgili şey olduysa buna da tabii ki koronavirüs var. Yani mikrop gitmesi için genellikle olmayı tercih ederiz yani. Aşı ile ilgili aşı iyi bir şey ama yani gerekli olmadığı sürece yani mesela benim aşıya ihtiyacım yok. Aşıya ihtiyacı olan insanlar vurulursa bence daha iyi olur. Yani bundan aynen korkmaya gerek yok diyor. Yok yok kesin. Hani insanlar biliyorsunuz biraz tedirgin bu konuyla ilgili, aşı ile ilgili. Yani herkese vurulması doğru bir şey değil ya. İhtiyacı olan mesela o an ihtiyacı olan insana vurulması bence daha sağlıklı. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Kadir. Kadir Bey nerelisiniz? Malatyalıyım. O zaman buradan Malatya'ya bir sevgi selam gönderin. Malatya'ya sevgiler ve selamlar. Malatya Sporumuza başarılar diliyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. İyi yerlerde görmek istiyoruz. Gündemde bir aşı söz konusu. Bir kesim karşı, bir kesim onaylıyor. Siz hangi kesimdensiniz? Ben onaylamıyorum. Olmam diyorsunuz. Olmam yani, kesinlikle olmam. Yani koronavirüsün belli bir kurum tarafından, belli kişiler tarafından yapıldığını, tekrar bununla alakalı da panzehir yapıldığına inanıyorum. Rabbim inşallah, benim tek temennim ülkemizden, memleketimizden, dünyadan bu felaketin bir an önce üzerimizden kaldırılması. Onun ol deyince her şey olacağına inandığımız için bizim de tek temennimiz ve dileğimiz bu belanın ve musibetin ülkemiz üzerinden kalkması. Vallahi aşı çıksa daha iyi yani, vurulmak isterim, denemek isterim en azından. Vallahi korkulmamalı. Ben denemek isterim yani, ben deneyim ondan sonra herkes denesin. Çok tatlısınız, teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımız bunu bize öneriyorsa, o kendini rüksatlı dedi ki ne, ilk önce ben vurulacağım ondan sonra milletimiz vurulsun dedi. O rüksatıyorsa yani ben de atarım, ben de vurulurum. Salgın hastalıktan kurtarmak için, çoluğumuz çocuğumuz bizim için değil, gelecek çocuklarımız için tabii ki yaptırırız yani. Yani bir yerden öleceğiz. Bir yerden öleceğiz ama sağlığımız için, sağlık için her şeyi yapmak dinimizde de var. Sağlık için yapacaksın, sağlık için vurulacaksın yani. Başka çaren yok. Sizce aşı olmalı mıyız? İşte neyin ne olduğunu bilinmiyor şimdi. Yani nereden geliyor bu aşı? Ne olacak? Durumlar ne olacak? Yani gerçekten bilmiyorum. Yani, gelecek mi gelmeyecek mi o da belli değil yani. Gelecek. Şu anda gündemde var ama hani gelirse olurum der misiniz? Mesela bir kesim oldu diyelim, ılımlı baktı. Siz de düşünür müsünüz? Olumluysa oluruz yani. Olur tabii. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.